Bismillahirrahmanirrahim. Değerli lise son öğrencilerimiz, kimya derslerine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz 4. bölümden Faraday yasasının sorularını çözmek. Geçen ders Faraday'ı bir şekilde anlattık. Kaç tane kuralımız var, haradan haraya giriş yaparız. Şimdi soruları çözüyoruz ama bir hızlı bir şekilde dönelim tekrarlamasına. Faraday yasası... Bir kural, yeni bir kuralımız var. O da Q birimi mol elektrondur. Akım çarpı zaman 96.500. En önemli kural budur. Yeni de tanıştık bu kuraldan. Bunu çok soruda kullanacağız. Diğer kurallar lise 1 ve lise 2'de alınmıştı. Mol kurallardı. Bunu tam yazıldı. Şimdiki sorularda oksijeni kullanacağız. Geçen sorularda oksijen yoktu. Oksijeni ezber şu şekilde illaki ezberleyeceksiniz özün. Değerli arkadaşlar, bakınız oksijen karşı tarafta O2 çıkıyor. Burada 4 elektron, bunu unutmayın, bu 4 elektron. Soran varsa bu 4 nereden gelmiş? 2 çarpı 2, 4 yapar. Ama siz ezberlerseniz daha iyi olur. Tam bu reaksiyonu ezberlememiz gerekir. Soru alalım. Alıştırma 4-14 ahyailer için ve 4-22 tatbikiler için. Okuyalım. Derişim 0.2 mol ve hacmi 600 mil olan bakır sülfat çözeltisine 96.5 amperlik elektrik verilmişti. 0.03 mol bakır iyonunun biriken için gereken süreyi hesaplayınız. Değerli arkadaşlar, bilgileri yan tarafta yazılmış. 0.2 mol bölü litre, mol litre vermişti. Hacim 600 mil. Hacim 600 mil olması lazım. Evet, 600 mil. Akım da verilmiş. Mol sayısı da verilmiş. Ama burada bir oyun var. Bakınız bu parçada bir fikir var. Diğer soruları gibi değil. Burada bir fikir var. Zaman istiyor. Bu fikri tam esnasında anlatalım size. Burada da bakınız çözeltiyi vermiş. Yükseltilme sayısı verilmemiş. Çözelti. Çözelti, bakınız iki parçadan oluşur. Şu taraf eksi 2'di, şu taraf da pozitif 2. Demek ki bakır iyonu belli oldu bize. Yükselgelme sayısı pozitif 2. Bakır yükselgelme sayısı belli oldu bize. Şimdi neyi istiyor? Zaman. Zaman hangi grupta? Birinci grupta. Biraz önce açıkladık. Dönelim kurala. Zaman birinci gruptandı. Madem ki birinci gruptan istek var, giriş nereden yaparak? İkinci gruptan. İkinci gruptan bu kurallardan giriş yaparız, bunu buluruz. Peki ikinci grupta hangi kural uygundu? Bakalım, soruda molarite var. Tabii bu kural daha uygun olur. Molarite yani verilmiş zaten. Mol sayısı, molarite çarpı hacim. Molarite verilmiş 0.2. Hacmi burada mil olarak verilmiş. Bakınız arkadaşlar, mil olarak verilmiş. İlla ki litreye çevirmemiz gerekir. Nasıl? 600 bölü 1000. Litre çevirmemiz gerekir. Ne oldu? 6 bölü 10 ve eşittir 0.6 litre. Çevrildi. Milden litreye çevrildi. O zaman 0.6. Sonuç... 2 çarpı 6, 16, 12. Bir basamak, 2 basamak. Bir basamak, 2 basamak, virgül bırakılır. Bu nedir? Mol. Çünkü litre, bu da mol, litre. Litreyden litre sadeleştirilir. Sadece mol kaldı. Geçen soruda mol bulmaktan sonra direkt reaksiyon yazılırdı. Evet, ama şimdi burada bir fikir olduğu için o yüzden hemen reaksiyon yazılmaz. Burada bir fikir var. Fikir ise nedir? Biriken demek yani kalan. Bu kadar mol kalmış. Asıl mol budur. Bulduk. Geçen sorularda asıl molu bulduğumuz zaman reaksiyon yazıldı.
Şimdi asıl mol buruldu ama soruda bir not vermiş. Biriken diyor. Demek ki harcolan var. Tüketilen var. Tüketilen mol. Tüketilen mol. Eşittir bulduğumuz mol. Veya asıl mol. Eksi kalan mol. Veya biriken. Soruda biriken geçiyor. Bu ne yapar? Bulunan 0,12. Eksi. Soruda verdiği ipucu 0,03. Sonuç 0,9. Mol. 0,09. Evet. Bunu anlatmamak için arkadaşlar, şimdi çok öğrenci bu parçayı soruyor. Bu nasıl oldu yani? Bu neden yaptık bunu? Mesela geçen sorularda sadece moldan sonra eksen yazılı. Bu parça neden yaptık? Arkadaşlar, genel olarak öyle bir şekilde konuşalım. Sanki, soruda öyle diyor, sanki erak parasına benzetelim. 3 dinarın var. Öyle diyor. Moldan 3 dinar kalmış. Demek ki bir para var, asıl para var, harcanan para var, ondan sonra kalan para var. 3 dinar kalmış. Asıl para ne kadardı? 12. 12 dinardan 3 dinar kalmışsa ne olmuş? O zaman 9 dinar harcanmış. Bu şekilde anlaşın. Bakınız asıl 12 idi. 3 kalmış. Demek ki 9 harcanmış veya tüketilmiş. Bu anlama gelir. Tüketilen. Peki. Şimdi bu bulduğumuzdan sonra tüketileni bulduğumuzdan sonra hemen reaksiyon. Şimdi reaksiyon yazılı. Reaksiyonu yazalım. Bakır iyonu anotolu pardon katotolu 2 şurada 2 yazılı. Ki nereden geldi? Yükselgenme sayısı. Nereden bildik yükselgenme sayısı? Çözelti vermişti soruda. Çözelti. Çözelti verdiği zaman yükselgenme sayısı belli oldu. Pozitif 2. Pozitif 2 reaksiyon yazılanda yazılır. Bakınız bu arkadaşlar burada 2 yazıldı. Diğer tarafta 1 yazılı. Neden? Çünkü önünde numara olmadığı zaman 1 yazılı. Gelelim. Mol bulduğumuz mol. Bulduğumuz mol. 0,09. Nerede yazılı? Mol'un altında. Bakınız arkadaşlar mol'un altında. 0,09. Diğer tarafta eksi. Şimdi içler, işler çarpı. Eksi eşittir 2 çarpı 0,09. Sonuç. 2 çarpı 9, 18. 18. Bakınız bu nasıl oluyor? 2 tane virgülden sonra 2 basamak var. 2 basamak der ki olur, virgül bırakılır. O zaman 0,18. Nedir bunun birimi? Bakınız bura. Mol elektron. Mol elektron. Mol elektron. Peki. Hemen yakındı. Mol elektron. Nedir burada mol elektron? Q. Bakınız Q. Şimdi reaksiyondan hemen giriş yaptık. Asıl istediğimiz kurala. Kuralı yazalım. Dawson 6, 500. Peki. Bu kural elektriksel kuralı. Dönelim. Neler var bizde bilgiler? Akım verilmiş. Zamanı zaten istiyor. Akım verilmiş. Q'yi de şu an bulduk. Zamanı istediği için içler dişler çarpı Q çarpı Dawson 6, 500. Zaman eşittir. Q çarpı 96 500 bölü akım. Q'yu şu an bulduk. 0,18. Çarpı 96 500. Bölü akım. Soruya dönelim. Akım ne vermiş? 96,5. 96,5. Bakınız arkadaşlar. Şimdi burada sadeleştirme işlemi. Virgülden kurtarmamız gerekir. 2 basamak var. Bu virgülden kurtarıp 2 basamak olur. Peki. Şimdi bakalım. 96. Bakınız bu. Buna yakın. Demek ki bu 1, bu da 1. 0 var, 10 oldu. O zaman 18 çarpı 10.
18 çarpı 10 bellidir. 180. 180 ne? Saniye. Saniye bu da zaman. Bu soru bu şekilde çözüldü değerli arkadaşlar. Unutmayın birimi illaki yazacaksınız. Zaman olduğu zaman t birimi saniyeydi. Akım olsaydı ne olurdu? Birimi amper olardı. Bu sorudan başka bir soruya geçelim. Soru ahyailer için bölüm sorularındandı. Soru 4-10. Tatbikler için alıştırmadı. Bu soruda okuyalım. Elektroliz yoluyla suyun arıtmasının reaksiyonun bir reaksiyon vermiştir. Oksijen gazının 25 derece sıcaklıkta ve 755 milli civa basınçta 0.08 litre toplanması çözeltinin geçirdiği elektronun mol sayısını hesaplayınız. Soru yine de farklı dahiyayla tatbik için birisinin bölüm sorusudur, diğerinin alıştırmalı. Bu soru da biraz farklıdır diğer sorulardan. Çünkü bir çevirme gerekir, basınç var. Basıncı çevirmemiz gerekir. Bilgileri yazalım. Ahyaile için soru 4-10. Tatbikler için alıştırma adı 4-23. Bilgiler sıcaklık vermiş. 25 derece santigrat. Basınç 755 milli civa. Hacim verilmiş 0.08 litre. Efendim oksijenin mol sayısını istiyor. Burada bir not vermemesi gerekir. Çünkü milli civadır. Bizde basınç atomlar kullanırız. O zaman bir atom bir atmosfer demek. Ne yapar? 760 milli civar. Bu notu soruda verilmiş. Ha, bunun yanında denklem de verilmiş. Tabi denklem her soruda verilmez. Biz not aldık, denklemi ezberleyeceksiniz. Ama soruda hazır verirken daha iyi olur. Şimdi bu genel hem oksijenin hem hidrojenin reaksiyonu verilmiş. Bu genel verilmişti. Değerli arkadaşlar, soruya iyice bakalım. Ne istiyor bizden? Mol elektron sayısını istiyor bizden. Birinciden istiyor. Giriş nereden yaparak? İkinci kurallardan. İkinci kurallara bakınız, basınç var, hacim var. Hemen bu kuralı unutmayalım. RT. Bu kuralı kullanacak. Bakınız basınç verilmiş ama milli civa. Biz atmosferden olması gerekir. Sıcaklık verilmiş ama santigrat'ten biz kilvinle yapmamız gerekir. Bu iki taneyi çevireceğiz. Basınçtan başlayalım. Bizde not var. Bir atmosfer eşittir. Soruda vermiş. Bir atmosfer eşittir. 760 milli civa. Peki. Soruda ne vermiş? 755. Bu taraf x. X ne kadar yapar? İçler dişler çarpı 760 755. Bakınız arkadaşlar, yukarı 60 olsaydı, şimdi 55'ti, aşağı 60'tı. Yukarı 60 olsaydı sadeleştirirdi, 1 olurdu. Madem ki 55'ti, 1'den 1 az, küçük numara, 1'den 1 az diye 0 tam 19. Ha, bazı hocalar hemen 1 de yazar, o da doğru, normaldir. Ama asıl 0 tam 19 yapar. Ne oldu? Atmosfer. Atmosfer. Bakınız, şimdi basınç bulundu. 0.19. Hacim de var bizde. Soruda verilmiş.
0.08. Gelelim. R sabitti, ezber. 0.082. Bunu öğrenci ezberlemesi gerekir. Çarpı. Zaman, pardon, sıcaklık santigrat'ten verilmiş. Yan tarafta yapalım. Sıcaklık 25 derece artı 273. Peki bu 273 nereden gelir öğrenci sorarsa? Arkadaşlar lise 1'de bu konuyu almışsınız. Santigrat, sıcaklık santigrat'ten Kelvin'e çevirmemiz için bu kural vardı bize. Bu kuralı lise 1'de ezberlemişsiniz. Ne yapar? 298 Kelvin. Zaten bu 6'da da son lisede çok bu sıcaklık derecesini kullandınız. Geçen bölümlerde de kullandık. 298. Efendim, mol sayısı. Pay çarpıoğlu, payda da çarpıoğlu, ondan sonra sadeleştirili. Sonuç 0.003. Mol. Mol kuralı olduğu için 0.003 mol bu sonuca vardık. Efendim şimdi bildiğimiz gibi moldan sonra direkt reaksiyon yazılı. Reaksiyon oksijen ezber. Oksijen anot oğlu. Diğer reaksiyonlar katot oğlu. Yani elektron çıkanlarda yazılı. Kaç tane elektron? 4. Peki. Şimdi bu soruda reaksiyon verilmiş. Bazı soruda verilmese ezberdi. Verildiği zaman bakınız oksijen, oksijen. Tabii bunu kullanmadık. Bütün reaksiyonlarda iyon olarak kullanılmaz. Sadece atom ve elektronla işimiz var. Oksijen 4 elektron. Yani öğrenci ezberlememişse kuralı, reaksiyonu hemen sorudan alabilir. Oksijenden 4 elektron. Peki. Burada 1 oksijen yazıldı. Diğer tarafta 4 var. 4 yazılı. Gelelim. Mol. Biraz önce bulduk. Mol'u ne tarafta yazılı? Şu taraf ya bu taraf? Hayır, bu taraf yazılı. Neden? Çünkü burada mol'du. Burada mol elektrondu. 0.003. Bu mol'u biraz önce bulduk. Şu taraf eks. Şimdi içler dişler çarpı. X eşittir. 4.003. Sonuç bakınız arkadaşlar. 3 kere 4, 12. Buraya bakınız. 1, 2, 3. 3 basamak var. 1, 2, 3 virgül. 0, 0. Sonuç bu şekilde oldu. Bu nedir? Mol elektron. Çünkü bakımın altında oldu. Mol elektron. Peki istedik nerede bizde? Mol elektron. İstek bir de. Mol elektron. Demek ki bunu da bulduk. Şu soru da bu şekil çözüldü değerli arkadaşlar. Başka bir soru alalım. Bölüm kitabımızda bölüm sorularından soru 4.33 ahyai. Tatbikide de başka bir numaradı. 4.27. Aynı sorudu. Sadece sorunun numaraları farklı. Ahyai'de soru 4.33. Tatbiki olarak soru 4.27. Bilgileri yazalım. STP koşullarda diyor. STP koşullarda. Oksijeni hacmin verilmiş 2 litre. Ama burada ne diyor? Hacmi, yani bu hacim hacmin 2 katı. Hacmin 2 katın diyor. Bir not olarak vermiş. Elektron sayısını istiyor. Elektron sayısını istiyor. Aziz öğrenciler, madem ki STP kuralı yazılmış, STP not olarak yazılmış. STP kuralını biz biraz önce not aldık burada. Bakınız arkadaşlar. STP koşullarda, yani standart sıcaklık basıncı demekti. Bu koşullarda bu kuralımız var.
Hacim bölü 22 tam 4. Hacim, pardon, mol sayısı. Hacim bölü tam 4. Peki. Hacim, oksijenin hacmini bulalım. Ne diyor? Çarpı 2. Neden çarpı 2 arkadaşlar? Bakınız 2 katı. Diyor bu hacmin 2 katı. Çarpı 2 de olması lazım. 44,8 yapar. Şimdi buraya 44,8 bölü 22,4. 22,4 nereden geldi? Kuralda sabittir. 1, 2. O zaman mol sayısı eşittir. Mol sayısı eşittir 2 mol. Mol sayısı eşittir 2 mol. Arkadaşlar molu bulmaktan sonra reaksiyon yazılır. Reaksiyon hangi reaksiyon? Oksijenin reaksiyonu. Bakınız konumuz oksijen. Oksijen reaksiyonu ezberdir. Dört elektron. Bunu ezberleyeceksiniz. Bakınız burada bir, şurada dört. Neyi bulduk? Mol'u. Mol nerede yazılı? Mol'un altında. Mol elektron altında yazılmaz. Mol'un altında iki. Şu taraf eks. İçler, dişler çarpı. Eks eşittir. İki çarpı dört ve sekiz. Sekiz bulundu. Bunun birimi nedir? Bakınız buraya. Mol elektron. Bunun birimi mol elektron olarak kullandı. Peki soruda ne istiyor? Elektron sayısı. Elektron sayısı bizde kural var. Elektron sayısı eşittir Q çarpı Avogadro sayısı. Q'yu şu an bulduk. 8 çarpı Avogadro nedir? Ezberdir. 6 tam 0 23 çarpı 10 üzeri 23. Bu Avogadro'nu ezberleyeceksiniz. Peki sonuç ne yapar? Bakınız 10, 23 tam buraya inecek. 10, 23. 8 çarpı 6, 48. Ve 1 tam 6. Bu şekilde. Bu da nedir? Elektron. Elektron sayısı. Şu soru da bu şekilde çözüldü. Arkadaşlar bu Faraday esasında yaklaşık 12-13 soru var kitabınızda. Tabii bu konu çok önemlidir. Soruları da çoktu. Kaç tane de çeşittir ve farklıydı birbirinden. Tavsiyem size bu konuyu iyice dikkat ediniz. Tüm soruları da çözünüz. Aziz öğrencilerimiz, burada dersimizi noktalıyoruz. Başka bir gün yeni bir dersle sizinle görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.